Orhan Gazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, ilçedeki 4 yıllık başkanlık görevini ve belediyecilik faaliyetlerini düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. İlçeye yapılan projeleri sunum eşliğinde anlatan Çağlayan, yapılması planlanan projeleri de paylaştı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Bursa Orhan Gazi Belediyesi'nin Neşet Çağlayan başkanlığında 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler masaya yatırıldı. Gerekçesine gelince 30 Mart 2014 tarihinden önce Orhan Gazi Belediyesi sadece 6 mahalleye hizmet eden ve 54 bin nüfusa hizmet eden bir belediyeydi. Bugün Orhan Gazi Belediyesi 31 mahalleye 80 bin nüfusa hizmet eden bir belediye. 30 Mart 2014 seçiminden önceki Orhan Gazi ile sonraki Orhan Gazi'nin kıyaslanmaması gerektiğini gerekçeleriyle açıklayan Orhan Gazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, görevi devraldığında belediyenin sabit giderlerinin 2 milyon 300 bin lira olduğunu söyledi. Çağlayan, belediyeyi devralırken bulunan borç miktarını da açıkladı. 24 milyon lira borçla devraldığınız bir belediye. Hiçbir şey yapmayacaksınız, suya sabuna dokunmayacaksınız, bir kişiye bir kibrit çöpü dahi yardım etmeyeceksiniz ya da bir tuğla dahi koymayacaksınız. 2 milyon 300 bin lira para bulmak zorunda olduğunuz bir belediye. Borçlara rağmen faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Çağlayan, ilçeye yapılan yatırım miktarını da paylaştı. Büyükşehir ve Orhan Gazi Belediyesi yatırımları olarak söylüyorum. 236 milyon lira yatırım yapan bir belediye 4 yıl içinde. Çalışmalarının insan odaklı olduğunu vurgulayan Orhan Gazi Belediye Başkanı 4 yıllık faaliyetlerini anlattı. Kültür Merkezi Orhan Gazi'de bugüne kadar yapılan en pahalı belediyecilik yatırımı. Sadece arsanın kamulaştırılması için 9 milyon lira Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 4,5 milyon lira da ilçe belediyesi olarak biz para harcadık. Bina maliyetlerini meydan masraflarında üzerinize koyduğunuzda tahmini olarak söylüyorum, ortalama 50-55 milyon lira civarında maliyeti olan bir yatırım. Kültür merkezinin kaba inşaatının bitmek üzere olduğunu belirten Çağlayan, bölge için bir cazibe merkezi olacak Kanal Orhan Gazi projesiyle ilgili de bilgiler verdi. Kanalın ıslahı ile ilgili çalışmalar Devlet Su İşleri tarafından başlatıldı. Parkın bir tarafı, Alice Park, oradaki çalışmalar da Orhan Gazi Belediyesi tarafından hemen hemen tamamlanmak üzere. Anıt Park kısmı ile ilgili de Büyükşehir Belediye'miz kendi ihalesiyle bu çalışmayı bitirecek. Orhan Gazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Adliye Sarayı, Şelale Park ve Göl Sahil Projesi gibi önemli projelerin yapımına da kısa sürede başlanacağının müjdesini verdi.